Güncelleme bildirimi 16/10. Merhaba değerli oyuncular. Bu hafta sizlere oyunumuzun evrenini daha da zenginleştirecek, oynanış deneyimini iyileştirecek ve taktiksel yeteneklerinizi geliştirecek bir dizi yenilik ve optimizasyonu gururla sunuyoruz. Planlı bakım çalışmamız 16 Ekim 2024 tarihinde 07:00-00 saat 8 TC saatleri arasında gerçekleştirilecektir. Bakım sonrasında uygulanacak tüm değişiklikler ve iyileştirmeler aşağıda detaylı bir şekilde yer almaktadır. Bu yazıyı dikkatle okumanızı ve stratejilerinizi buna göre güncellemenizi öneririz. Hadi şimdi yeniliklere ve tavsiyelere göz atalım. Yeni özellikler. 1. Savaş raporlarına beğeni gönderme özelliği. Artık sohbet kanallarında paylaşılan savaş raporlarına beğeni gönderebileceksiniz. Bu, savaş raporlarının sadece bilgi paylaşımı amacıyla kullanılmasının ötesine geçerek, topluluk ruhunu güçlendiren bir özellik olacak. Tavsiye, takım arkadaşlarınızın stratejik hamlelerini takdir etmek veya ilginç raporları öne çıkarmak için bu özelliği kullanabilirsiniz. Aktif bir şekilde beğeni göndererek topluluğunuzda olumlu bir etkileşim yaratabilirsiniz. Ayrıca, paylaştığınız raporlarda aldığınız beğeniler sosyal anlamda bir prestij kazandırabilir. Özellik ayarlamalar 1. Geçici kamplar artık daha esnek. Geçici kampların inşası artık yer değiştirme süresiyle sınırlı olmayacak. Tavsiye, bu değişiklik, özellikle savaşın yoğun olduğu dönemlerde savunma ve taktiksel manevralar için büyük bir avantaj sağlayabilir. Yer değiştirme süresine takılmadan daha hızlı kamp kurabilir, düşmana anında karşılık verebilirsiniz. Yeni stratejik düzenlemeler için bu fırsatı mutlaka değerlendirin. Kampanyalar ve sunucu ilerlemesi güncellemeleri. Sunucu ilerleme görevleri için gereken koşullar düzenlendi. Tavsiye, kampanya ilerlemesini hızlandırmak ve sunucunun gelişimine katkıda bulunmak için görev gerekliliklerini inceleyin. Ekibinizle iletişim halinde olarak bu görevleri birlikte tamamlamak, daha büyük ödüller kazanmanıza yardımcı olabilir. Özellik iyileştirmeleri güncellemenin bu kısmı, oyunun her noktasını daha akıcı, sezgisel ve kullanışlı hale getiren bir dizi iyileştirmeyi içeriyor. İşte detaylar. 1. Kişisel kaleler ve takım kaleleri ile daha akıllı yollar. Artık kişisel kaleler, taktik kaleler ve kaleleri, ordularınızın yürüyüş rotalarında birer yol noktası olarak seçilebilecek. Ayrıca, takviye birlikleri de bu rota noktasını kullanabilecek. Tavsiye, bu özellik, ordularınızın hareketlerini daha etkili bir şekilde planlamanıza olanak tanır. Kalelerinizi taktiksel geçiş noktaları olarak kullanarak düşmanlarınızı şaşırtabilir veya kendi savunma hattınızı güçlendirebilirsiniz. Bireysel ordu komutları için geliştirme. Artık ordularınıza verdiğiniz tamamlandıktan sonra geri dön komutunun işaret durumu her bir ordu için ayrı ayrı kaydedilecek. Tavsiye, her ordunun stratejik rolüne göre bu özelliği kullanarak zaman ve kaynak yönetimini edebilirsiniz. Örneğin, hızlı bir saldırı birliği için bu özelliği işaretleyerek geri dönüş süresini kısaltabilirsiniz. Savaş raporu istatistiklerinde yenilik, savaş raporlarında yaralanma ve ölüm istatistikleri artık bireysel asker sayısı yerine, orduların genel baş sayılarıyla komutanlar dahil gösterilecek. Tavsiye, bu yeni format, savaş analizlerini daha kolay ve etkili bir şekilde yapmanızı sağlar. Daha iyi bir strateji oluşturmak için bu raporları dikkatlice inceleyin ve kayıplarınızı edecek önlemler alın. Tavernadaki görevler ve zorluklar. Taverna içerisindeki belirli zorluklar daha dengeli hale getirildi. Tavsiye, zorlukları tamamlamadan önce yeni açıklamaları dikkatlice okuyun. Daha etkili bir görev tamamlaması için gereken ekipmanları ve komutanları hazırlayın. Komutan avatarlarının harita üzerindeki konumu. Komutan avatarlarının harita üzerindeki konumu yeniden ayarlandı ve artık daha düzenli görünecek. Tavsiye, komutanlarınızın pozisyonlarını hızlı bir şekilde görmek ve stratejinizi buna göre düzenlemek için bu görsel iyileştirmeden faydalanabilirsiniz. Alan çini komutları sıralaması. Farklı arazi parçaları için yürütülebilir komutların sıralaması edildi. Tavsiye, arazi kontrolünde zaman kaybetmeden hareket edebilmek için bu sıralama düzenini stratejinizde kullanabilirsiniz. Sağlık çubuklarının görsel iyileştirmesi. Ordularınızın sağlık çubukları artık daha net ve anlaşılır bir şekilde görüntülenecek. Tavsiye, bu yenilik, savaş sırasında ordularınızın durumunu daha iyi analiz etmenizi sağlar. Sağlık çubuklarına hızlı bir bakışla kritik kararlar alabilirsiniz. Harita olaylarının sunumu. Belirli harita olaylarının görselliği daha etkileyici bir hale getirildi. Tavsiye,
Bu yeniliği bir fırsat olarak kullanarak harita üzerindeki olayları daha hızlı fark edebilir ve anında tepki verebilirsiniz. Komutan konfigürasyon düğmeleri. Asker yapılandırma ekranındaki butonların stili güncellendi. Tavsiye: yeni buton düzeniyle komutanlarınızı ve ordularınızı daha hızlı yönetebilirsiniz. Zaman kazanmak için bu yeni düzeni keşfetmeye çalışın. Son tavsiyeler ve stratejiler. Topluluk ruhunu güçlendirin. Savaş raporlarına beğeni gönderme özelliğini kullanarak takım arkadaşlarınızı edin ve takım ruhunu artırın. Kalelerden faydalanın. Yeni rota noktası özelliği ile savunma ve saldırı stratejilerinizi daha etkili hale getirin. Daha verimli komutan yönetimi, optimizasyonlar sayesinde her komutanı stratejik hedeflerinize göre yönlendirin. Savaş raporlarını inceleyin. İstatistiklerdeki yenilikler, savaşın gidişatını daha iyi anlamanıza yardımcı olacaktır. Bu raporları takımınızla paylaşarak kolektif stratejiler geliştirin. Haritayı iyi kullanın. Haritadaki görsel iyileştirmelerle fırsatları kaçırmadan değerlendirin. Bu güncelleme, oyun dünyamızın daha dinamik, stratejik ve heyecan verici bir hale gelmesini sağlayacak. Her zaman olduğu gibi, zafere ulaşmak için akıllı kararlar alın ve takım ruhunu unutmayın. Sezon boyunca zafer dolu bir yolculuk diliyoruz. Eklemeler: yeni stratejiler ve topluluk örnekleri. Beğeni mekanizmasını stratejik kullanın. Diyelim ki bir takım arkadaşınızın paylaşımı, düşmanın zayıf noktalarını gösteren harika bir savaş raporu içeriyor. Bu rapora beğeni göndererek hem ekip içinde moral kazandırabilir hem de bu tür paylaşımları teşvik edebilirsiniz. Unutmayın, beğeniler sadece sosyal bir jest değil, aynı zamanda takım çalışmasını güçlendiren bir araçtır. Takviye ve savunma hikayesi. Kale ve kullanım senaryosu. Bir savaşta, düşman ordusunun hızla yaklaştığını fark ettiniz. Hemen kalenizi bir olarak belirlediniz ve tüm takviye birliklerinizi bu noktada topladınız. Bu, yalnızca hızlı bir savunma oluşturmakla kalmaz, aynı zamanda düşmanınızı stratejik bir şaşırtma ile karşı karşıya bırakabilir. İşte yeni optimizasyonların sahadaki gücü. Tavernada hikayelerle ilerleyin. Yeni edilen taverna zorluklarını, birliklerinizi etmek için bir meydan okuma olarak düşünün. Komutanlarınızı ve ordularınızı bu görevlerle test ederek hem ödüller kazanabilir hem de stratejik esnekliğinizi artırabilirsiniz. Harita olayları ve görsellik. Harita olaylarının görsel iyileştirmeleri, yalnızca oyun deneyiminizi güzelleştirmekle kalmıyor. Aynı zamanda daha hızlı tepki verebilmenizi sağlıyor. Örneğin, bir düşman rallisi başladığında olay simgesini daha net görebilir ve ordularınızı buna göre yönlendirebilirsiniz. Taktiksel planlama için ekip uçları, komutan avatarları ve sağlık çubukları, yeni düzenlemelerle savaş alanındaki birliklerinizi daha iyi izleyebilir. Sağlık durumlarını hızlıca analiz ederek kritik kararlar alabilirsiniz. Sağlık çubuklarını sürekli kontrol ederek, birliği geri çekmek mi yoksa saldırıya devam etmek mi gerektiğini net bir şekilde belirleyin. Görsel anlatımlarla destek. Videonuzla, oyunda sıkça karşılaşılan bir senaryoyu örneğin, bir kaleyi savunurken veya büyük bir savaş raporunu analiz ederken ekranda göstererek yeni özelliklerin pratikte nasıl kullanılacağını izleyicilere anlatabilirsiniz. Haritadaki iyileştirmeleri veya beğeni mekanizmasını göstermek, görsel bir destek sağlayarak izleyicilerin ilgisini artırır.